kırmızılanmışız. Teşekkür ederim. Yakışmış mı? Sade bir şey. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Yaz ayları geldi artık. Evet, ne yapacağız yazın? Sezon kapandı. Hemen tatil planları başladı. Bayramdan önce hemen bir Alaçatı. Bayramda annemin yanına gideceğim. Sonra belki bir yurt dışı planı. Bakalım. Hemen sorayım. Şimdi yurt içi biliyorsunuz yurt dışından daha pahalı hale geldi. Ya ben her zaman gezmeye, görmeye yatırım yapan biriydim. Şimdi yine öyle yaşamaya devam edeceğim açıkçası. Çok pahalı her şey çünkü bildiğiniz gibi. Çok gezer misiniz? Çok gezerim evet. Yurt dışı daha çok geliyor. Valla son birkaç senedir aslında hep projem olduğu için zaman ayıramamıştım. Şimdi bu yaz bakalım zaman ayırabilecek miyim? Ama biliyorsunuz bizim mesleğimizde de her an her şey olabiliyor. Hemen bir projeye yarın okeylenebiliyoruz ve planlar iptal olabiliyor. Yeni sezonda yeni bir projemiz var mı? Ya evet aslında yeni sezona devam edecek bir iş gelmişti. Fakat onu kabul etmemeye karar verdik. Yeni, çünkü devam edip etmeyeceği belli değildi. Gerçekten de biraz çalkantılı bir süreç yaşadı. Hani hislerimize de güvenmemiz gerekiyor ya bir noktada. Bakalım belki yeni sezonda o devam eder. Ben dahil olurum. Belki yeni işler olur. Türkan Şoray kanunlarınız var mı? Yani özellikle kabul etmeyeceğiniz bir rol. Hiç yok. Her şey açık mıyız? Her şey açık derken şöyle. Her şey kendi yani bir projenin içinde değerlendirildiğinde önemlidir. Şimdi bazı oyuncu arkadaşlarınız sevişme, öpüşme sahnelerine karşı çıkıyorlar biliyorsunuz. Siz... Yani... O rol senaryonun işin hangi kısmına hizmet ediyor onu değerlendiririm. Yani sevişme kısmını değil de gerçekten işe hizmet eden bir part mı o yoksa sadece benim sevişmem mi hani önemli onu değerlendiririz hep birlikte. Zaten bir ekiple çalışıyoruz hep beraber. Avrupa'da şey popüler olmaya başladı, Amerika'da da yapay zeka ile flört. Nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Ben ilişkiler konusunda aşırı old school'um. Bu arada hem çok 50'li 60'lı yaşlarda arkadaşlarım da var, 20'li yaşlarda da arkadaşlarım var. Ama bu ilişki ve işte uygulamalar konusunda falan ben çok old school'um. Yapay zeka konusu da bilmiyorum ama her an her şey olabilir bilmiyorum. Çok hızlı ilerliyor bu konular. Ya çok garip. Bir insan yapay zeka ile nasıl flört edebilir diye bir düşündüm. Ama ben bir çıkış yolu bulamadım yani. Yok. Ben mesela şeyi de çok algılayamıyorum. Yazışma durumları var ya. Ben fiziksel olarak realitede isterim yani. Böyle hayranlarınızdan Instagram'da falan DM'den alev atan oluyor mu size? Alev de oluyor. DM'de oturuyor. Değişik teklifler geliyor. Şimdiye kadar aldığınız... Anlatırım şimdi. Şimdiye kadar aldığınız en ilginç teklif neydi? Çok fazla şey geliyor. Köleniz olabilir miyim? Ne diyorsunuz siz ya? İş o noktaya gelmiş yani. Tabii bu var. Tutuldum şu anda, kaldım şu anda. Gerçi çok güzel bir kadınsınız ama. Teşekkür ederim. Olmak ister misin? Bodrum'da bu sene lahmacun endeksi 1200 liradan açıldı. 1200 liralık lahmacunun içinde ne olabilir? Ben yemem. Ben ekonomik bir insanım. Tutumlu bir insanım. Ben 1200 TL vermem. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Kolay gelsin.